Merhabalar, Elizabeth hattı olarak da bilinen Londra'nın yeni metrosu Crossrail projesi hakkında bilgi aktaracağımız yayınımıza hoş geldiniz. Bazı abonelerimiz ülkemizde ve özellikle İstanbul'da inşa edilen metro projelerinin niçin uzun sürdüğünü sormuş, yurt dışında yapımı devam eden rally sistem projelerini gerek süre ve gerekse maliyet açısından karşılaştırmamızı istemişti. Biz de Avrupa'nın en büyük altyapı projesi olan Crossrail metro projesini yapım sürecinde yaşadığı sorunlar itibariyle ülkemizdeki metro projelerine benzerlik göstermesi sebebiyle incelemeye karar verdik. Aslında şehir olarak baktığımızda veya raylı sistem kültürüne dikkate aldığımızda Londra ve İstanbul arasında ciddi farklılıklar olduğunu görmekteyiz. Londra yaklaşık 7,5 milyonluk nüfusu ile İstanbul'un yarısı büyüklüğünde bir şehir. Ayrıca şehir İstanbul'dan çok daha önce raylı sistemle tanışmış. Dolayısıyla daha geniş bir sisteme ve kullanım oranına sahip. Öte yandan Londra, İstanbul gibi büyük bir metropol olduğundan altyapı projelerinde yaşanan zorluklar açısından iki şehir arasında benzerlikler de göze çarpıyor. Eğer yaptığımız yayını beğenirseniz, dünya projelerini ele aldığımız serinin sonraki videolarında Avrupa veya Uzak Doğu'da yapımı devam eden diğer örnekleri de inceleyebiliriz. Bu yayında kullandığımız bilgi ve görüntüleri temin eden Londra Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü personeli Sayın Luke Casey'ye ve yayın izni veren Crossrail firmasına teşekkür ederiz. Önce Londra'nın mevcut raylı sistem altyapısını kısaca hatırlayalım. Londra metrosu, İngiltere'nin başkenti Londra ve yakın çevresindeki kentleri birbirine bağlar ve yaklaşık 402 kilometre uzunluğundadır. İlk kez 1863 yılında kullanılmaya başlanan metro, dünyanın en eski yeraltı ulaşım sistemi olarak bilinmektedir. Londra metrosu ayrıca dünyada elektrikli trenin kullanıldığı ilk raylı sistem hattıdır. 11 hattan ve 270 istasyondan oluşan toplu ulaşım sistemi yılda yaklaşık 1.3 milyar yolcu taşır. Şangay metrosundan sonra dünyanın en uzun ikinci metrosu olan sistemin %45'i yeraltı tünellerinden oluşmaktadır. Londra metrosu pandemi öncesi günde taşıdığı 4.8 milyon yolcu ile dünyanın en yoğun 11. metrosu konumundaydı. Öte yandan İstanbul ise ancak 19. yüzyılın sonlarında 1876'da yapılan tünel ile toplu ulaşımda raylı sisteme kavuşmuştur. Metro niteliğindeki ilk hat olan M1 ise 1989 yılında hizmete açılmıştır. Bir başka deyişle İstanbul, Londra'dan yaklaşık 126 yıl sonra ilk metrosunu kullanmaya başlamıştır. İstanbul'da 2019'da taşınan yolcu sayısı bir günde 2 milyon 300 bin civarındadır. Mevcut raylı sistem uzunluğu ise 233 kilometredir. Görüldüğü üzere nüfus olarak İstanbul'un yarısı olan Londra şehri, İstanbul'un yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir raylı sisteme sahiptir ve yılda taşınan yolcu sayısı da yaklaşık iki kat daha fazladır. Raylı sistemlerle çok eskiden tanışmış olması Londra'yı bu alanda ligin zirvesine taşısa da, geçmişten zorunlu olarak taşınan altyapısal miras bazı sorunlara da yol açmaktadır. Raylı sistem teknolojilerinde zaman içinde yaşanan gelişim, farklı altyapıların kullanılmasında zorunlu kılmış, zaman içinde bu sistemler arasında kurulması gereken entegrasyonda Londra Ulaşım Müdürlüğünün başına dert olmuştur. Aslında Crossrail projesinin gecikmesinin en büyük sebebi de entegrasyonda yaşanan teknik problemlerdir. Projenin bir fikir olarak ilk kez 2. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıktığını görüyoruz. Londra'nın merkezini geniş çaplı tünellerle aşma fikri ilk olarak Haziran 1941'de demiryolu işçisi George Dow tarafından önerilmişti. Crossrail terimini ise çok sonraları 1974 yılında hazırlanan Londra Demiryolu Çalışması raporunda rastlıyoruz. Raporda projenin uygulanabilirliği ve maliyetlerinin belirlenebilmesi için bir fizibilite çalışmasının yapılmasına karar verildiğini görüyoruz. Fikrin ortaya atılmasından yaklaşık 70 yıl sonra projenin detayları hazırlandı, finansmanı bulundu ve Crossrail metrosunun yapımına başlandı. 2009 yılında inşaatın temeli atıldığında 2018 sonunda metronun tümünün işletime alınacağı açıklanmıştı. Resmi olarak Kraliçenin onuruna Elizabeth Line olarak adlandırılan sistem tamamlandığında 41 istasyonda hizmet verecek ve ulaşım aksı tahmini olarak yılda 200 milyon yolcu taşıyacak. Yeni metro hattı Londra demiryolu kapasitesini %10 artıracak ki bu artışın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana şehirdeki en büyük artış olduğu bildiriliyor. Crossrail sayesinde Paddington'dan Londra'nın finans merkezi Canary Wharf'a 17 dakika içinde seyahat etmek mümkün olacak. En yoğun zamanda Londra'nın merkezinden her 2,5 dakikada bir tren kaldırılması planlanıyor.
Hatta çalışacak trenlerin işletme hızı 140 km/saat olarak tasarlandı. Elizabeth hattında çalışacak 200 metre uzunluğunda 70 yeni tren Bombardier firması tarafından Derby şehrinde inşa edildi. 1500 kişi taşıma kapasitesine sahip olan trenler yerleşik Wi-Fi sistemi ile donatılacak ve ücretsiz olarak internet erişim hizmeti sağlayacak. Crossrail şu anda Paddington, Hayes, Harlington ve Heathrow Havalimanı arasında ve Liverpool Caddesi ile doğuda Shenfield arasında hizmet vermekte. Crossrail'in henüz hizmete açılamayan orta bölümü Londra şehrinin merkezin altında doğu-batı ekseninde uzanan ikiz tünellerden oluşuyor. Tünellerin toplam uzunluğu 42 kilometre. 22 kilometrelik ikiz tüneller her biri yaklaşık 6 metre iç çapa sahip olan tünel açma makineleri tarafından kazıldı. Geniş çaplı tüneller İngiltere'de kullanımda olan geleneksel trenlerden daha geniş, yeni sınıf demiryolu taşıtlarının işletilebilmesine de imkan veriyor. Tüneller acil durumlarda yolcuların trenin yan kapılarından tahliyesini de mümkün kılıyor. Büyük bir kısmı mevcut hatların iyileştirilmesini içeren 117 kilometre uzunluğundaki hattın bazı bölümleri işletime açılmış olsa da Paddington ve Abbeywood arasındaki tünellerle Londra'ya geçen merkezi bölümün ancak 2022'de hazır olacağı söyleniyor. Öte yandan proje takviminin sarkmasıyla birlikte bütçede de revizyona gidildi ve 15.9 milyar pound olarak açıklanan proje bütçesi 2 milyar pound daha arttırıldı. Peki bu kadar büyük bir bütçeye sahip olmasına ve çok detaylı bir şekilde planlanmasına rağmen Avrupa'nın bu en büyük altyapı projesinde niçin gecikme yaşandığı bütçe aşıldı? Projenin başındaki isim Mark Wild, Crossrail'de inşaatın tamamlandığını ama sinyalleşme sistemini kontrol eden yazılımın henüz testleri geçemediğini belirtiyor. Şirketin genel müdürü, şehrin doğu ve batı yakasında Victoria zamanında inşa edilen raylı sistem hatlarında karşılaşılan karmaşık altyapı problemlerinin giderildiğini ama hatlarda kullanılan sinyal yazılımlarının entegrasyonunda sorunlar yaşandığını söylüyor. Peki bu sinyalizasyon sorunu nedir? Londra metrolarında 1990'lı yıllarda yaşanan birkaç feci kazadan sonra kullanılmakta olan AWS sinyalleşme sisteminin değiştirilmesine karar verilmiş ve TPWS sistemine geçilmişti. Bu yeni sistemde eğer makiniz kırmızı ışık yanmasına rağmen ilerlerse tren otomatik olarak durmakta ve kaza riski oldukça düşmektedir. Crossrail projesi ile birlikte ETCS adı verilen daha gelişmiş bir sistemin kullanılmasına karar verildi. Ama Crossrail projesini işletime almadan önce yeni sistem ile Londra'da kullanılmakta olan mevcut sistemin uyumlu bir hale getirilmesi gerekiyordu. Ayrıca tünellerde sinyalizasyonun sorunsuz çalışabilmesi için CBTC ile ETCS sistemlerinin entegrasyonu sağlanmalıydı. CBTC çoğu ulaşım sisteminde kullanılan yüksek duyarlılıklı, güvenlikli ve trenin tam olarak kapıların önünde durmasını sağlayan bir sistemdir. Farklı sinyalleşme altyapılarının birbirleriyle konuşturulması projenin en kritik görevi haline gelince tüm proje ekibi bu işe odaklanır. 200 kadar test senaryosu üretilir. Tüm bu senaryoların her türlü şartta başarıyla işletilebilmesi ve farklı sinyalleşme sistemleri arasındaki iletişimin başarıyla sağlanabilmesi için gece gündüz çalışılır ve yazılım tamamlanır. Yazılım simülasyondan başarıyla geçtikten sonra sahaya getirilir ve 2019 yılının Ocak ayında Crossrail projesinde gerçek trenler üzerinde denenmeye başlanır. Ancak testler bir türlü başarıyla tamamlanamaz ve proje planı sürekli sarkar. Bu sene içinde işletime alınması beklenen projede pandemi kaynaklı gecikmelerin de yaşandığı ve işletimin 2022 yılının ilk yarısına ötelendiği açıklandı. Bir buçuk milyon kişinin 45 dakika içinde Londra'nın merkezine erişimini sağlayacak, yolculuk sürelerini kısaltacak proje için 42 kilometrelik yeni tünel, 10 yeni istasyon, 50 kilometreden fazla yeni yol yapıldı. Kazılar sırasında arkeolojik kalıntılara da rastlandı. Yüzden fazla arkeolog, 55 milyon yıllık Londra tarihi ve tarih öncesine yayılan 40 bölgeden 10 binlerce öğe buldu. Büyük veba kurbanlarına ait 42 iskeletin yanı sıra küçük bir balıkçı gemisinin parçasına ve Victoria dönemine ait objelere rastlandı. Ancak arkeolojik çalışmalar hızla tamamlandı, projenin gecikmesine sebep olmadı. Yeni istasyonlar ve kamusal alanlar oldukça etkileyici. Bitkisel peyzaj insanların beğenisini kazanıyor. Ama testlerin henüz bitmemiş olması büyük hayal kırıklığına da sebep oluyor. İngiltere ekonomisine 42 milyar pound fayda sağlayacağı tahmin edilen, başkentin başlıca ticaret ve iş bölgeleri arasında hızlı bağlantılar sağlayan ve inşası sırasında 75 bin kişiye iş fırsatı sunan projenin açılışının birkaç kez ertelenmesi Londra sakinlerinin haklı tepkisine sebep oluyor.
Crossrail'de seyahat edecek yolcuların ödeyeceği ücret de belli oldu. 6 bölgeye ayrılan metro sisteminde uzaklığa göre farklı ücret ödenecek. Örneğin yoğun zamanlarda 1 numaralı bölgede seyahatin maliyeti 12 pound civarında olacak. Bu ücret Piccadilly hattında ödenen ücretten yaklaşık 7 pound daha fazla. Crossrail projesinde yaşanan gecikmeyi ve bütçe aşımını büyük ölçekli raylı sistem projelerinde sıkça görmekteyiz. Proje başında çok fazla önemsenmeyen farklı teknolojilerin entegrasyonu veya test süreci, işletime geçişi öteleyen sorunlardan sadece bir tanesi. Mega projelerin bütçe aşımı ve gecikme sebeplerini belki bir başka yayınımızda detaylı bir şekilde anlatma imkanı buluruz. Ama o zamana kadar beklemek istemeyen abonelerimiz büyük ölçekli raylı sistem projelerinde yaşanan sorunları ve dünyadaki örneklerini Dünyada ve Türkiye'de Mega Proje Gerçeği isimli kitabımızdan inceleyebilir. Kitabımızı gümüş seviyesindeki üyelerimize ismi özel olarak imzalayarak ücretsiz olarak gönderiyoruz. Elizabeth hattı olarak da bilinen Londra'nın yeni metrosu Crossrail projesi hakkında bilgi aktardık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.